Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size ligde az gol yedik. Bunun anahtarını, şifresini anlatacağım ve bundan sonraki çekeceğim videoda da Topela buna yeni oynayan arkadaşlarımıza uzun olacak ama detaylı bilgiler vereceğim. Ya yeniden başlayanlara ya da ilk kez oynayanlara çok güzel bilgiler vereceğim. Onu da halledeceğiz. Şimdi asıl konumuza gelelim. Biz ligde 4 gol yedik. 135 gol attık. Gol atmakta sıkıntımız yok çünkü onu oluşturduk. Onu da bir gün anlatırım. Niye bu kadar çok gol atabiliyoruz? Ama burada da mesela iyi gidiyoruz. Yani yaklaştık adamın oyuncusuna. Nasıl biz bu kadar az gol yedik? Benim önceki videolarımı izleyen arkadaşlarım varsa iki şeyin önemli olduğunu belirtmiştim. Bir de şöyle bir durum var. Böyle oynayarak dört gol yiyoruz arkadaşlar. Yani görünüşte dersiniz ki yol geçen an olması gerek. Yani 5-6 tane gol yemen gerek. Yani her maç yani eşi takımlarda, zayıf takımlar bile gol yiyebilirsin. Yani bu iki stoperli görünümlü. Ama zaten anahtar bu. Öyle bir üçlü oluşturdum ki ki özellikle stoperlerden Bunlar uçmuyor arkadaşlar. Ama top çalması. Önemli olan top çalması. Ben top çalmasını arkadaşlarım çok güzel geliştirdim. Bununla ilgili e, videolarım da var. E, sonradan yeni videolar da çekeceğim bundan sonra yeni başlayan arkadaşlarım için. Bir Gol yeme oranını düşürmek istiyorsak. Free de gol yeme oranını düşürmek istiyorsak top çalmamız 200'ün üstünde olacak ve güçlü defans olacak. Bu birincisi. Ama tek stoperle olmaz. Eğer ikili stoper dört, yani iki tarz oynuyorsak ya da üçlü de oynasak, ikili de oynasak iki kişinin de ya da iki kişi ise diğer kişinin, üç kişi ise diğer iki kişinin de uyumlu olması gerekiyor. Uyum. Bunu unutmayalım. Şimdi bunun top çalması uçuyor. Kafa vuruşu yükselmiş ama diğerinin de kafa vuruşunun oluşması lazım. Ve hava topu hakim olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi kafa vuruşu da 250. Biz ne yaptık? İki oyuncumuzun anahtar oluşumunu yaptık. Birinde güçlü defans, birinde hava topu hakimi. Hava topu hakimi olan kişinin kafa vuruşunun 200'ün üstü olması gerek güçlü defans oynayan kişinin top çalmasının 200 üstü olması gerek. Bir de arkadaşlarım buradaki ufak tefek yani hücum yerindeki ufak tefek artışların bana zarar olmadı. Gördüğünüz gibi oyuncum bir stoper olarak yani oynadığı sezon boyunca en az bir 8-10 gol atıyor. Mesela iki stoperimin ortalama attığı gol sayısını size de söyleyeyim ayrı, ayrıyeten. 10 bu var. Onun bu 10 tane bu atmış. 10 tane bu, bu arkadaşımız Ferdinand'ımız atmış. 7 tane de bu atmış. Yani 17 gol. Bir de DMC'mizi kattığımızda 20 golü buluyoruz herhalde. Bir de ona bakalım. Yani 19 golü buluyoruz. Stoperlerimiz daha yatmış. Dediğim gibi birincisi güçlü defans olanın top çalması yüksek olacak. Buna ilgili antrenmanlarım var. Özel antrenman isteyenler de belirsin. Sıfırdan tekrar atarız. Diğer oyuncumuzun hava topu hakim olacak ve kafa vuruşu 200'ün üstünde olacak. Ayrıca bu oyuncuların yan yana sürekli oynaması gerekiyor. Mesela ben bunları 80 ken de oynatacağım. 60 ken de oynatacağım. Artık belli şey kaybettiklerinde eyvallah bırakacaklar. Yerlerine de oyuncu yetiştireceğiz zaten. Onu da size göstereceğim. Ama sürekli oynamanın büyük avantajı oluyor arkadaşlar. Bir, bir takım işte lig güçlü olsun zayıf olsun. Ki bizim lig çok güçsüz bir lig değildi. Normal bir ligdi. İlk ikiye gireceğimiz kesindi. Ama Eğer bir sezonda 4 gol yiyorsa ki yiyeceğim en fazla gol sayısı gene 2 tane yerim diye düşünüyorum. Burada maviyle son maçım. Yeneriz diye düşünüyorum ve e, en fazla 2 gol atar diye düşünüyorum. 6 diyelim. Hani 135 gol atıp örneğin yani diyelim ki o zaman 140 etti. 140 gol atıp 6 gol yiyorsak olağanüstü bir durumdur bunu yakalamanın basit yolu oyuncularımız görüyorsunuz. Öyle 140 falan değil. Yani içi güzel gelişmiş ama dışına baktığınızda 100, 110. Bunu benim dediğim şekilde yapmanız gerekiyor. Ve ben size bunların antrenmanlarını da teker teker vereceğim. Ve kaleciden başlayıp oluşturacağım. Kalecinin de önemli etkisi var arkadaşlar. Benim kalecimin becerilerini görürseniz ben bu kalecinin aldığımdan beri refleksleriyle çevikliğini 200'ün üstüne tutmaya çalıştım arkadaşlar. Kalecim geldi 21 yaşında 18'de aldığımı düşünün. Ve böyle 180 200'lerde gidecek. Yeşillerim de ona göre açacağım zaten. Ona göre biriktiriyorum. Ve istediksel olarak gördüğünüz gibi çok iyilik lig maçları çıkardı. Şampiyonlar liginde de kötü maçlar çıkarmadı. Bakmayın maçlarımı yayınlayamadığım için gördünüz. Yani daha doğrusu göremediniz. Bak iyi işler çıkardı ve kupa maçının kazanılmasının, kupanın alınmasının baş karakterlerinden biri de Noir'dir arkadaşlar. Onun dışında böyle özelliklerini böyle anahtar özelliklerini vereceğim size. Bunları geliştirin diyeceğim. Bunları geliştirmek için ne yapmanız gerekiyorsa yapın diyeceğim. Ve bu özelliklerle daha başarılı olabileceğimize inanıyorum. Bütün yerleri geliştirirsek herkesle aynı oluruz ne konuştuk şimdi stoperlerimizin e, az e, gol yedirme şeklini konuştuk bunu oluşturduğumuz için daha az golüyoruz kornerlerden daha az golüyoruz free kicklerden daha az golüyoruz ben kornerden bunu oluşturduğum 2 iki sezondur 2.5 iki sezondur falan oluşturdum herhalde hani yediğim gol sayısı 3-4'tür en güçlülerine karşı 3-4'tür arkadaşlar Hani toplam eee frikikten yediğim de 3-4'tür. Hani 2 sezonda belki de 8-10 taneymişimdir. O da baya güçlü takımlardan. Onun dışında e, duran toplardan gol yemiyorum. Mourinho yani Nordeus e, ani bir penaltı, ani bir e, yandan frikik vermesi hariç. Onları biz durduramıyoruz. Onlardan onlar dışında yemiyoruz. Onun dışında Yarın ya da diğer gün Topelov'una yeni başlayanlar için olağanüstü video hazırlamayı düşünüyorum. Belki yarım saat olur. Belki bir saat olur. Bilmiyorum ama sıfırdan başlamayı nasıl olması gerektiğini anlatacağım. Gördüğünüz tokenler ve yeşil paketi bir kuruş TL para verilmez. Ve bir yerden hileyle falan alınmamıştır. Yani dipten zaten tepeye videolarımı izlerseniz anlarsınız. Ee, çünkü Kağıtta 600 falan diye şeyim Tokenim Ben işte 200'ünü bir yerlere harcadım. Bir şeyler yaptım. Hiç ihtiyacım olmuyor. Doğru oyuncuları doğru zamanda doğru anda 5-10 tokeni e transfer ettiğim için ve Takımın kurgusunu Değiştirmeyip Altyapıdan da oluşturduğum için ya bu tokenlerim 57 inseydi mesela bunu ben gene 5-6 sezonda 300'ü 350'ye çıkarırdım. Bunu size yöntemlerini de göstereceğim. Ki hilesiz token kazanma videolarım da vardı zaten. Eski arkadaşlarım bilir. Bu yeşilleri biriktirmemizin şöyle bir avantajı var. İstesek şu an 2000'i yani diğer sezon veririz 2000'i. E, takım 4 kupayı alır. Ama gerek yok. Biz doğru yerlere oyuncunun doğru özelliklerini geliştirdik mi? mükemmel bir takım oluştururuz. Ve takımımız aşırı uçmadığımda başarılı olur. Benim bu genel olarak arkadaşlar uçmuş hali. Aslında hedefim benim bir sonraki sezon 110'la 105'lerde bırakıp diğer sezon 85 başlamak. ondan sonra 70 ile 90 bandı arasında gitmek ama iç özelliklerini uçurmak. Bunu ya beraber oluşturursak çok işimize yarar. Yabancı arkadaşlarımız kendi dilinde altyazı yapabilirler videolarıma. ama bununla ilgili kısa video videom var ki şu an bunu anlamıyorlardır ama ne anla? Size gerekli olan her şeyi anlatmaya çalıştık. Ee, güçlendirme laboratuvarı ile ilgili de bir gün video yapmak istiyorum. Eğer siz de isterseniz bana YouTube'dan ulaşın. Neyse ee, bu videomuzu sonlandırmadan önce herkese çok güzel günler diliyorum. Kanalıma geldiğiniz beni belli süre boşluğumda bırakmadığınız için de çok teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun.